Eğer bir sosyal medya hesabınız varsa veyahut da gündemi işte gazetelerden, televizyonlardan, internet sayfalarından veyahut da arkadaşlarla oluşturmuş olduğunuz o küçük WhatsApp gruplarından takip ediyorsanız karşınıza çıkmama ihtimali yoktur. Yeni bir Netflix dizisi. Herkes bunu konuşuyor. Berbere gidiyorsun, orada bile bunun muhabbeti dönüyor. İnsanlar bunun makarasını yapıyor, parodisini çekiyorlar. İlk önce şunu soralım. Netflix denince aklınıza ne geliyor? Ha? Bir düşünün. Ben söyleyeyim mi? Netflix denince benim aklıma işte eşcinsellik, sonra cinsiyetsizlik ve hani her şeyi normalleştirme geliyor. Yani birçok şeyi, işte ailesizliği normalleştirme, yalnızlığı normalleştirme, aldatmayı aşk masallarıyla normalleştirme falan filan. Hani bazıları vardır ya böyle işte Netflix'e iş yapıyoruz abi. Böyle kabara kabara ortada geziyorlar. Helal olsun size. Ama o büyük prodüksiyonlu işlerin altındaki kepazelikleri de görmüyoruz zannetmesinler. Yani farkındayız olanın bitenin. Koyma bakayım bir tane projenin içerisine eşcinsellik. Bak Netflix'te yayınlanıyor mu? Neyse onları devam etsinler kabarmaya. Biz asıl konumuza gelelim. Bir diziden bahsediyoruz. Nedir bu dizi? Squid Game. İsmi de bir değişik ha. Squid Game. Bunun Türkçe karşılığı kalamar oyunu. Bakın öyle bir furya başlattılar ki bu dizi şimdiye kadarki tüm Netflix yapımlarının hepsini sollamış. Hatta Netflix'in CEO'su bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre de hayran kitlesi 100 milyonu çoktan aşmış. Yani böyle bir dizi bu. Az önce de dedim ya her yerde bu dizi konuşuluyor. İşte yapım hikayesi, oyuncuları, işte dizide kullanılan figüranlar çoktan herkesin gündemine oturmuş. Yani bütün millet yakından takipte. Ben de dedim ki ne oluyor? Bu neyin nesidir? Yine vardır bu işin altında bir şey. Oturdum dedim ki bir bakayım. Böyle enine boyuna araştırayım. Yazılanları okudum, yorumları okudum, muhabbetleri okudum. Yani bu konuda dersime çalıştım. Çünkü dedim ki ya bu işin altında bir hinlik var ama bir dur bakalım. Olay şu. Çocuk oyunlarından oluşan bir ölüm kalım savaşı. Bakın çocuk ve ölüm kalım savaşı. Yani birçoğumuzun bildiği işte bu halat çekme, işte simit diye bağırdığımız bir oyun vardı ya ebelemece falan. Bir de saklambaç vardı, seksek vardı. İşte bu oyunlardan oluşan bir dizi fikri. Her ne kadar bu dizi çocuk oyunlarını kullanma fikrinden doğsa da artı 16 izleyici kitlesine hitap ediyor. Yani diyorlar ki çocuklar bu diziyi izleyemez. Tabii yersen. Önceden yazardı ya böyle işte kumar mumar oynanan işte kahvehanelerde böyle kapalı salonlarda içki öldürür, kumar söndürür. Bu ne? Bunda da aynı mevzu. Yani artı 16 yaşından büyükleri izleyebilir ama konsept çocuk oyunları. Anladınız? Bu dizi bir Güney Kore dizisi. Zaten bu son dönemde Güney Kore dizileriyle başımız hayli dertte. Neyse, işsiz, güçsüz, fakir bir adam kızına doğum günü hediyesi alabilmek için gayrimeşru işlere mecbur kalıyor. İşte mafyasından borç almaya, işte kendi annesini dolandırmaya, at yarışlarından medet ummaya kadar bile gidiyor bu iş. Burada bir araya gireyim. Bu son dönemde moda herhalde bu işte kızım için, çocuğum için her pisliği yaparım. Çünkü işte evin babasıyım ben. Muhabbetini çok sık kullanmaya başladı. Etraf bunu nasıl görecek? Ay işte baba gibi baba. Her pisliği yesin sonra işte bak ama işte kızı için yapıyor. İşte ailesine düşkünlüğünden yapıyor. Ay kıyamam ya. Böyle bir modumuz var. Devamlı bir çocuklar ön plana sürülüyor. Çünkü yaptığın pislikleri işte bu çocuklar üzerinden örtebilirsin. Çağın modası bu herhalde. Anladınız değil mi? Borç batağına düşmüş insanlar 5.6 milyar won ödül var. O ödülü kazanmak için böyle gizli bir adaya gidiyorlar. İnsanların hayatlarından vazgeçip ölümü göze aldıkları bu 45.6 won ne kadar eder diye siz hiç yorulmayın. Ben hesapladım onu söyleyeyim. Tam tamına 347 milyon 795 bin 101 lira. Hatta 89 kuruşu da var. İyi para ha. Değil mi Mahmut? İyi para lan. 347 milyon. Ölür müsün lan onun için? Doğru söylüyorum. Yok değil mi? Biraz daha mı arttırmaları lazım? Yani iyi para. Hakikaten ama iş görür ha bu para. Böyle gizli bir adada toplanan bu insanlar hepsi böyle tek bir renk pijama. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tek renk eşofman takımlarıyla oyunlara katılıyorlar. Her bir oyunda çocuk oyunlarından oluşuyor. Seksek bile var. Bu oyunda hayatta kalabilmek içinse oyunu başarıyla tamamlaman gerekiyor. Başarısız olanlar katledilip cesetleri yakılıyor. Yüzlerce insanın katıldığı bu oyunu yalnızca bir kişi kazanacak. Yani sadece bir kişi hayatta kalacak. Durun. Burada bitmiyor. Bir de bu olayın farklı bir boyutu var. O da bu oyunların finallerini izlemeye gelen yani insanlar üzerine bahis oynayan zenginler
zenginler boyutu var. Bu zenginlerin de bir sembolü var. Başlarında zengin olduklarını ifade eden böyle altın kaplama figürler var. Bu zenginler kadınları böyle sehpa olarak, yastık olarak kullanıyorlar ve localardan fakirlerin yarışlarını izliyorlar. Şimdi bu dizi nedir, ne değildir, bu adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor diye merak edenler varsa otursunlar izlesinler diziyi. Bu dizinin normal güncel hayata olan yansımasından biraz da bahsedeyim size. Bu dizi yayınlanmaya başladıktan sonra oyun gruplarındaki çocukların kendi aralarında, hatta işte okul bahçelerinde bu oyunları oynadıkları haberleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Abi ya sen de her şeyden kıllanıyorsun. İşte sekseyin veyahut da halat çekmenin nesi kötü diyorsanız az bekleyin. Bu dizi yayınlandıktan sonra bu oyunu oynamaya başlayan çocuklar yenilene işkence ediyorlar. Hatta parayla iddiaya giriyorlar. Hatta yenileni okuldan attırma iddialarına girip oynamaya başlamışlar. Bu diziyle alakalı başka bir haber daha gördüm. O da şu, işte birileri için çok kutsal olan Cadılar Bayramı var ya, o Cadılar Bayramı için son dönemin en fazla sipariş alan kostümleri işte bu dizide kullanılan yeşil eşofman ve pembe tulum olmuş. Etkiye bak, etkiye. Bu dizinin Koreli yönetmeni de demiş ki, bu aynı zamanda kaybedenlerin hikayesidir. Vay anasını ya, vay be. Ne büyük laf ama, değil mi? Filozof. Şimdi çıplak gözle baktığın zaman bu dizinin ön plana çıkan noktaları şuralar. Parasız mağdur bir baba. Yani kızı için her şeyi yapan kişi. İşte mafyacılık kol geziyor zaten. Sonra insanların oyunda birbirini yediği, birbirini harcadığı böyle uzakta bir ada. Değil mi? Bir de şey var. Bunu izleyen, bahis oynayan zenginler. Aslında her şey bir oyun. Ama alt mesajı var bu dizinin. Dostlar, kolay yoldan hızlıca para kazanma için ölümü bile göze alacaksın. Onu söylüyor dizi. Para için sınırlarını zorlayacaksın ve para için her yol mübahtır anlayışı var. Benim bu diziden çıkardığım alt mesaj şu. Kolay yoldan para kazanmak için ölümü bile göze alacaksın. Ve paraya ulaşmak, paraya sahip olmak için sınırlarını zorlayacaksın. Ve ana mantık şu. Para için her yol mübahtır. Şimdi birileri diyecek ki abi sen de amma salladın. Varsa başka mantıklı bir açıklaması söyleyin biz de öğrenelim. Bu arada ilk defa da benden duymuş olun. Acun Ilıcalı bu Squid Game'i Türk televizyonlarına taşıyacakmış. Yani şu anda böyle bir çalışma yok ama eli kulağındadır. Çünkü bu Acun dünyada ne tutuyorsa onu Türkiye'ye getiriyor. Artısına, eksisine, şuna buna hiçbir şeye baktığı yok. Dostlar, bir dizi veyahut da bir film kitleyi yönlendirme konusunda ne kadar önemli biliyor musunuz? Şu anda dünya üzerinde 24 ülkede öğrenciler okullarında bu oyunu oynamaya başlamışlar. Ve okul yönetiminin ikazlarına da karşı çıkıyorlar. İstanbul'da şu an birkaç mahalle arasında çocukların bu oyunu oynadığı ve sonunda da kaybeden çocuğun ciddi anlamda dövüldüğü, hatta böyle falçatayla çocukta yenildi izi bırakıldığı konuşuluyor. Bu dizinin içerisindeki o korkunç oyuncaklar da şu anda dünyada en çok satanlar listesinde. Yani patlamış gidiyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? O oyunun içerisinde geçen semboller, işaretler falan var ya, millet o sembolleri, o işaretleri işte boynuna, ensesine, koluna falan dövme yaptırmak için sıraya giriyormuş. Aa, ciddi misin sen? Yeminle söylüyorum, bunlar oluyor dostlar. Hatta dizide kullanılan bir tane kartvizit vardı. Onun üzerinde de numara yazıyordu. Ve o numara gerçek bir kadına ait aslında. Ve o kadın geçen gün açıklama yapmış. Günde 4000'den fazla kişi arıyormuş kadını. Ve arayanlar da bu oyunlara katılmak için başvuru yapmak istediklerini söylüyormuş. Anladınız mı etkiyi? Belki de izlerken içinizden diyorsunuz ki ya var ya bu millete Allah akıl fikir versin. Az durun, daha devam ediyor. Bu dizinin başrol oyuncusu olan kadın şu anda Kore'nin en fazla takip edilen kadın oyuncusu. Ve K-pop vardı ya milyonları sürükleyen. O K-pop üyelerini bile geride bırakmış bu kadın. Önümüzdeki süreçte Kore'de baya baya olaylar karışacak yani. Bu dizi şu anda sadece 3 haftada kazandığı gelirle Netflix'in en fazla para kazanan dizisi olmuş. Rekor kırmış yani. Da bunun enkazı dünyanın birçok yerine sıçramış durumda. Ülkemizde de aynı. Yani bizim o Seymena, Asmalı Konak sevenlerin geldiği durum bu arkadaşlar. Dedim ya herkes bunu konuşuyor. Bu videoyu çekmeden önce son kez böyle bir göz attım yazılanlara, çizilenlere. Dizinin müziğindeki işte o şiddet içeren frekanslardan, yok efendim işte dizi içerisine gizlenmiş Illuminati şifrelerine kadar herkes bir şeyler söylüyor. Aslında bu tür çalışmaları böyle tadında bırakmak gerekiyor. Çünkü ne kadar konuşursak aslında o kadar büyütüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz de aynı şey yapıyoruz değil mi? Yani biz millete tavsiyede bulunuyoruz. Biz de aynısını yapıyoruz. Allah affetsin bizi. Yani herkes bu dizinin böyle şifrelerini çözmeye çalışıyor. Çünkü bu son dönemin hastalıklarından bir tanesi de bu. Ve bu hastalıktan bende de var. Yani devamlı bir şifre. Bir dur bakalım ya. Ne anlatıyorsun?
anlatıyor burada. Onu mu dedi? Dur ya. Allah Allah. Bak bunu dediğine göre, bu da buradan olduğuna göre o zaman böyle yok. Böyle. Her şeyin şifresini çözme peşindeyiz. Videolar yapılıyor, paylaşımlar yapılıyor ve orada da genelde şunlar söyleniyor. İşte hazır olun, geliyorlar. Gözden kaçan detay. Kimsenin bilmediği sır. Gökyüzü yalan söylemez. Ya bir salın şu milleti Allah aşkına. Bakın dostlar, 17 ay boyunca hayatımızı karartan pandeminin bizi nereye taşıdığını şu an anlamamız mümkün değil. Hatta bunu tam anlamıyla fark etmemiz, yani bilmiyorum kaç senemizi alacak. Ama şunu söyleyebilirim. Evet, olanların farkındayız. Ve neyin amaçlandığını ve nelerin yapıldığını az buçuk fark edebiliyoruz. Tabii bu şu demek de değil. Yani her şeye böyle bir felaket gözüyle yaklaşmalıyız. Ya öyle ya da böyle. Şimdi herkesin izlediği, milletin ilgi gösterdiği, işte para kazanan, şöhreti dünyanın dört bir noktasına ulaşmış olan bir şeyi de böyle işte bu öcü, işte bu pis, işte bu leş, işte bilmem illuminate diyerek böyle etiketleyerek insanları o konuda uyarmış olmayız. Bu dizi nazarında konuşacak olursak anne babalar, sizden başka bu işi çözecek hiç kimse yok. Milli değerlerimize sahip öğretmenler, hocalar, eğitmenler bu çağda her konuda daha fazla haberdar olmalıyız etraftan. Yeni bir dil bulup, yani yeni bir iletişim dili keşfedip çocuklarımızla, öğrencilerimizle iletişimimizi hep taze tutmamız lazım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer sen, ben seksek oyunlarımıza sahip çıkmayıp da o oyunları bir kenara itersek, eğer işte ebelemece gibi oyunlarımız, artık işte çocuklarımız bunları hiç oynamıyor diye çocuklarımıza bu mahalle oyunlarımızı göstermeye, öğretmeye kalkmazsak ve eğer biz nerede o eski işte sokakta, mahallede oynadığımız şen şakrak oyunlar deyip de sadece iç geçirirsek ve bu oyunlardan hiçbir tanesini çocuğumuzla oynamaya kalkmazsak elin Güney Korelisi de gelir, senin sekseğini de kullanır, yakar topunu da tepe tepe kullanır, misketi de yuvarlar. Bu durumda bize de ne kalır biliyor musunuz? Ortada sıçan. Anladınız? Kalın sağlıcakla.